Merhaba değerli arkadaşlar. 31 Mart seçimleri çok şaibeli ve hukuksuz bir şekilde gerçekleşti. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Dünyanın gözü önünde işte bir taraftan AK Parti ve MHP çok kısıtlı bir imkan ve olanakla bu seçimi yürütürken bütün dünyanın karalamasına rağmen, yerli ve yabancı işbirlikçilere rağmen, ülkeyi kuşatan işte terör olaylarına rağmen, ülkede ekonomiyi batırmak isteyen hainlere rağmen bir mücadele yürütürken ama bunun karşısında da Zillet İttifakı işte uluslararası düzeyde almış olduğu güç ve ittifakla bir taraftan Amerika lobisi, diğer taraftan İsrail ekonomisi, yerli ve yabancı işbirlikçileriyle beraber, yerli yabancı basın mensuplarının büyük bir desteğiyle beraber işte bir seçim çalışması yürütüldü. Buna rağmen işte Cumhur İttifakı birçok alanda önde giderken uluslararası düzeyde bu sefer bir üst akıl devreye girdi. Bu üst akıl işte Edirne'den yönetildi. Edirne'de son güne denk getirilen bir tweet ülkenin bekasını zora soktu. Ülkeyi paramparça edecek bir tweet attı ve bu bana göre son 100 yılın yapılmış en büyük terör eylemidir. Yani Twitter üzerinden yapılan bence son 100 yılın en büyük terör eylemidir ve bu cezasız kalmamalıdır. Bu atılan tweetten beraber Kürt seçmenler bir anda işte Zillet İttifakı'na yöneldi. Onları her taraftan desteklemeye başladı. Biz Şırnak gibi, Muş gibi, Ağrı gibi, Bingöl, Bitlis gibi yerleri alacağız diye sevinirken ama bir taraftan da İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın gibi birçok büyük şehirleri kaybetmeyle karşı karşıya geldik. Bu ülkeyi Truva atı gibi içeriden fethetme gibi bir olaydı. Çok düzenli, çok politik bir süreçti. Bunu yapan yerli akıl değildi. Bunu yapan üst akıldı ve bu ülkemize uygulandı. Bu kabul edilecek bir durum değildir. Bence bu süreçte yapılacak en iyi şey seçimlerin ya iptal edilmesi ya da alınan bütün yerlere kayyumların atılmasıdır. Yani bu ülke öyle kolay kolay bu dış güçlere heba edilmemesi lazım. Çünkü reis bunu hak etmiyor.